أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم رحمن ورحيم olan Yüce Allah'ın adıyla. İkisini de değişik meyveler, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, yüzleri güzel, dilberler, hizmetçi kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar çadırlarda derece eşleri, sadece eşleri için ayrılmış hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu anlayacak kimse yoktur. O kıyamet kimini alçaltır, dünyadaki eylemlerine göre cehenneme koyar, kimini de yüceltir, dünyada yaşadıklarına göre cennete yerleştirir. Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı
ve dağlar paramparça olup toz toprak haline geldiği zaman sizler üç sınıfa ayrılacaksınız. Birinci sınıf ahiret mutluluğuna erenler, amel defterleri sağdan verilenler. Onlar ne mutlu kimselerdir. İkinci sınıf kötülüğe batanlar, amel defteri soldan verilenler. Onlar ne mutsuz kimselerdir. Üçüncü sınıf hayattayken hayır işlemekte öne geçenler. Ahirette cennete girmek için öne geçenlerdir. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Onlar esenlik ve mutluluk cennetlerindedirler. Onların birçoğu geçmiş nimetlerden, ümmetlerdendir. Biraz da sonrakilerdendir. Onlar mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler veren, din-i mübin İslam üzerine yaşatıp sağlık ve afiyet içerisinde bulunduran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e, onun temiz âline ve ashabına salat ve selam olsun. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi doğruyu öğret, doğruyu söylet, doğruyu yaşat, doğruyu yaşayanlarla bizi haşreyle ya Rabbi. Evet aziz izleyici kardeşlerim, bugün yine tefekkür bahçesi programında sizlerle beraberiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyordum daha evvelki programlarında. Onu yine devam ettireceğim. Yalnız bu hafta bildiğimiz, duyduğumuz gibi Peygamber Efendimiz'in doğum haftası olarak ilan edilmiş. Ve Peygamber Efendimiz üzerine sohbet etmemiz de güzel olacağına inanıyorum. Onun için Peygamber Efendimiz'i anlatalım bu hafta. Ama biz işte bu kutlama işini yapanlar gibi değil. Tenkit ediyoruz. Bunlara bir şeyler söylüyoruz gerçi. Haddimiz değil ama söylemesek de olmuyor. Şimdi bir defa bu kutlama hani birileri soruyor. Ya peygamberin doğum günü mü kutlanıyor gibi şey yapılıyor falan. Aslında doğum günü kutlaması falan diye bizde bir adet yok. Yani İslami bir gelenek yok böyle. Ama bir şey sonradan icat oldu diye her şey kötü olmaz. İyi bir şey yapılıyorsa o kötü olmaz. Fakat bu yapılan şeyin, Peygamber Efendimiz'in doğumu nedeniyle yapılan şeyin çoğunlukla iyiye değil yanlışlara sevk ediyor. Yanlış şeyler söyleniyor, yanlış şeyler tembihleniyor. O yönüyle de yararı değil, çoğu zaman zararı meydana geliyor. Bir defa bu kutlama işi, yani Peygamber Efendimiz'in doğum gününü yad etme işinin çıktığı tarih, Peygamber Efendimiz'den 300 sene sonra, bir defa 3 asır sonra çıkan bir olay, Fatimi Devleti kuruluyor. Mısır'da onlar böyle bir şey alet ediyorlar. Fakat onların yaptığı kutlama da bizim şu andaki kutlamalara hiç benzemiyor. Bazı rivayetlere göre orada kutlamalarda böyle sportif hareketler yapılıyor. Yani bir kutlama derken şenlik yapılıyor. Ama bizdekiler şimdi bundan evvel başka bir türlü şey çıkarttılardı biliyorsunuz. İşte kutlu doğum haftası diye 15 gün süren bir haftalar şey yapılıyordu. Fakat yapılan şeylerde bilhassa Diyanet işte bir şey tertip ediyor. Bir gece yapılıyor. Gecede efendim Peygamber Efendimiz anlatılacak. Ne alakaysa bir bakıyorsun ki Mevleviler getirmişler. Orada efendim sema ayini yapılıyor.
Ve oraya gelenler de daha çok, yani %90'ı dini görev edinmiş, imamlık yapan, vaizlik yapan, müftülük yapan insanlar oluyor. Yani din adamı diye söylenen sınıftan insanlar oluyor. Geçen senelerde bu işin yapıldığı günlerde birkaç defa gittim ben oraya toplantıya. İşte yanımda, yöremde, sağımda, solumda hoca efendiler var. Oturuyoruz beraber. Semazanlar çıktılar. Efendim kalktılar. Şey, sema dönecekler. Orada bir başlarında derviş var. Artık dede mi diyorlar ona, baba mı diyorlar, ne derlerse. O kalkıyor. Kalkarken, bir defa oradakiler kalkarken o kişinin ayağına, dibine secde ediyorlar. Kalkıyor. Şöyle bir iki adım atıyorlar. Her adımda, iki adımda rüküye eğiliyorlar tam o kişinin önünde. Saygı duyuyorlar buraya, babalarına, dedelerine ki bunlar dinde yasak olan şeylerdir. Allah'tan başkasına bu tür hareketler yapılmaz. Ki bu şahısa yapılıyor yani. Sonra efendim dönmeye başlıyorlar. İşte bugün bizim giyimimizde olmayan bir şekilde adam bir eteklik takıyor. Bir de o günün cepken gibi bir şey giyiyor üstüne. Efendim ellerin biri havada biri yere bakıyor. Efendim haşa, nasıl yapıyorsa Allah'tan aldığını kullara veriyormuş. Tam saçmalık aslında. Dönmeye başlıyorlar. Ben hocalara dedim ki hocam bu nedir dedim ya bu peki yanımda yöremde oturanlara. Bu bir ibadet midir? Yok. Niye yapıyorsunuz o zaman? Niye yapılıyor? Böyle bir ibadet olamaz zaten ya. Aynı ibadet gibi yapılıyor. İbadet havasıyla yapılıyor. Ve Allah'a yapılan bir şey yok orada. Bu işte şeyden gelen İran, Afganistan, efendim uzak o zamanki Türk illeri, efendim o yörenin bir dansı, bir oyunu. Bizim düğünlerde erkeklerin, kadınların oynadığı oyunların bir nevisi oradaki bu. Oradan alınmış, buna bir manevi hava verilmiş, efendim başlarına külah geçirilmiş, ellerine etek bağlanmış, onunla dönüyorlar. Bu Osmanlı'da bir zamanlar yasaklanmış, tamamen dine aykırı görülmüş, yasaklanmış bir şey. Bunun hikayesi uzun. Bunu burada keserek devam edeceğim. Şimdi oraya bundan sonra bu kutlamadan sonra bir tanesi çıkıyor. Peygamber Efendimiz'i başlıyor övmeye. Kardeşim, Peygamber Efendimiz'in övülmeye ihtiyacı yok. Peygamberi Cenab-ı Allah kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu Kur'an-ı Kerim'inde anlatmış. Kur'an-ı Kerim'de ona peygamber olması dolayısıyla ne verildiğini, nasıl bir insan olduğunu anlatmış. Allah'ın verdiğinden, Allah'ın övdüğünden daha fazla övme hakkına kimse sahip olamaz. Allah'ın vermediğini falana Allah verdi demek Allah'a iftira olur. O kişiye de iftira olur. Başlıyor adam. İşte en hafifi, en şeyi. Başka zamanlarda da, bilhassa o günde. Efendim o öyle birisi, öyle birisi ki peygamberler bile onun şefaatine muhtaç. Peygamberler bile cehennemden kurtulmak için ondan yardım isterler. Allah Allah. Nerede okudun kardeşim? Nerede yazıyor böyle bir şey ya? Yani
peygamberi öveceğim diye diğer peygamberleri ona muhtaç etmek nereden çıkıyor? Peygamber böyle bir şey dememiş. Ben hepsinden üstünüm, ben hepsini şefaat edip cennete götüreceğim falan dememiş. Böyle bir şey yok. Allah'ın kitabında böyle bir şey yok bir defa. Siz nasıl bunları söyleyebiliyorsunuz? Bak Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e diyor ki ve inneke le ala hulukin azim. Sen insanlara örnek olacak güzellikte, özellikte bir ahlak üzerindesin. En güzel bir ahlak üzerindesin. Kalem Suresi 4. Hazreti Ayşe bir vesileyle soruyorlar. Diyorlar ki Peygamberimiz nasıl ahlaka sahipti? Hazreti Ayşe çok net bir cevap veriyor. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an-ı Kerim'di diyor. Siz Kur'an okumaz mısınız? Yani Kur'an-ı Kerim okursanız, Kur'an-ı Kerim'deki o anlatılan güzel huylar, işte peygamberde bulunan huylardır. Çünkü ilk tatbikçisi onların, Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp, nefsinde tatbik eden kimdir evvela? Peygamberdir. Dolayısıyla, o huylar ondan bize tevarüs ediyor. Hem buradan Kur'an-ı Kerim'den okuyarak, hem de onun yaşantısından örnekler alarak kendimize onu örnek edeceğiz. Ama sen peygamberi melekleştirir, efendim, olağanüstü bir yaratık haline getirirsen, kainat ondan yaratıldı. Öyle bir nura sahip ki onun gölgesi yoktu. Gözünden hem ileriyi görüyordu hem geriyi görüyordu. Gibi onu keramet veya mucize uydurarak onu büyütmeye çalışırsan o zaman örnek alamazsın. İnsan nasıl olacak da hem gözünün ilerisini görecek hem gerisini görecek de efendim Hazreti Peygamber'i örnek alacak? Herkes şunu tekrarlıyor. Levlake levlak lema halaktü leflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın Habibim, kainatı yaratmazdım. Bir defa şu Habibim lafı da yanlış. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah Habibim dememiştir. Habibim Türkçe'de sevgilim demektir. Yani peygamberi sevmiyor muydu? Haşa, ne demek? Tabii ki seviyordu peygamber. Ancak peygambere Habib olarak hitap etmemiştir Cenab-ı Allah. Hazreti İbrahim'e Halilullah demiş. Allah'ın Halili, dostu demiş. Canım İbrahim'e dediyse bizim peygamberimize de Habib olur yani, yormasın yani falan. Olsun, bir şey değil. Ama Allah'ın demediğini Allah dedi diye ilan etmek niye? Yani peygamberin bir eksikliği var da bundan mı tamamlayacağız? Böyle bir şey yok. Madem Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yine Ahzab suresi 21'de diyor ki sizin için o en güzel örnektir. Üsvetün hasenetün. Estağfirullah. Lekad kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir ve zekerallâhe kesîrâ. Andolsun ki buyuruyor Cenab-ı Allah. Allah'ın rızasını ve ahiretini, ahiretin saadetini uman ve Allah'ı sürekli hatırda tutan kimseler için Allah'ın Resulü'nde
sizin için pek güzel örnek vardır. Hani Hazreti Ayşe'nin dediği gibi Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır. Resulullah bize namazı getirmiştir. Evvela kılan odur. Orucu emretmiştir Cenab-ı Allah. Onun vasıtasıyla bize gelmiştir. En önce tutan odur. Kurbanı evvela o kesmiştir. Haccı evvela o gitmiştir. Yani Müslüman olarak hangi ibadeti yapıyorsak, hangi hareketi yapıyorsak onu muhakkak Hazreti Peygamber yapmıştır. Biz onun yaptıklarını yapıyoruz. O halde bütün ibadetler, bütün güzel ameller bize kimin eliyle ulaşıyor? Peygamber Efendimizin. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü Peygamber Kur'an-ı Kerim'in tatbikçisidir. Peygamberin sünneti nelerdir dediğimiz zaman demek ki Peygamber Efendimizin bize ulaştırdığı sünnetleri bizim yapa geldiğimiz amellerdir. Başta bunlardır. Ama sünnet deyince aklımıza ne geliyor bizim? Sakal, efendim, cübbe, giyim, kuşam, sarık, misvak, bunlar geliyor. Hayır kardeşim. Bunları yapmıyor muydu? Yapıyordu. Ama sakalsız orada kimse yoktu ki zaten. Sakalı vardı Peygamber Efendimiz'in. Ama o günkü yaşayanlar içerisinde 20 yaşını geçmiş insanların hepsinin sakalı vardı. Bugünkü manada ne berber vardı ne tıraş şey vardı. İnsanlar hepsi sakallıydı. Örnek olmasın, o günkü inanmayanlar, müşrik olanlar da sakallıydı. Sarık niye vardı? Sarık iki şey için sarılır. İki şey için baş örtülür. Bir güneşten korunmak için, bir soğuktan korunmak için. Sivas'ın köylerinde yaşayanlar bilirler. Adam işte mal, davar bakıyorsa, onun yünlen, örme, bir başına örttüğü bir şey vardır. Bilhassa kışın böyle kafasını, boynunu ondan sarar. Neden korur? Soğuktan korur. Peki Arabistan'da neden koruyacak? Arabistan'da kar yağmaz, şey olmaz. Orada da sıcaktan korumak için. Ta Arabistan'a gitmeye gerek yok. Şuradan Urfa'ya, Diyarbakır'a gidin. Şöyle yaz mevsimlerinde oradaki insanların başlarına poşu denen beyaz veya benekli veya yünden örme şeyleri sardıklarını görürsünüz. Bunlar da üşüdüklerinden değil, sıcaktan korunmak için sararlar. Aynen öyle de orada sarık vardı. Sarığı sadece Peygamberimiz sarmıyordu. Sadece Peygamberimize inanan Müslümanlar da sarmıyordu. Müşrikler de sarıklıydı. Onlar da sarıkları vardı. O halde bunlar sünnet değil. Gerçek sünnet Peygamber Efendimizin normal zamanlarda normal olarak yaptığı işlerdir. Çünkü sünnet adet demektir. Adet yapılan iş. Peygamber nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl gezerdi, nasıl konuşurdu, efendim kime nasıl hitap ederdi, kızar mıydı, sevgili mi davranırdı? Bunları anlatan şeyler Peygamber Efendimizin adetleridir, sünnetleridir. Bakın ben şimdi size geçmişte yazılan, bundan 300-400 sene evvel yazılan bir büyük eser vardır. İsmini de söyleyeyim. Hadaikul Verdiye diye bir kitap. Ondan alınan, oradan aldım. Şu anda hem internette yayınladım, hem de size getirdim.
Peygamber Efendimizin davranışlarından örnekler. Onları toplamışlar, yazmışlar. Hazır bize vermişler. Peygamber Efendimiz nasıl davranırmış? Nasıl hareket edermiş? Bence en güzel sünnetler bunlar. Ha peygamberi madem anlatacağız, tanıtacağız bu vesileyle, yani böyle kutlarsak bir mesafe almış oluruz, bir şey yapmış oluruz. Peygamberi tanıtmış oluruz en azından. Yoksa Allah'ın, peygamberin yasakladığı gibi şeyleri ona izaf ederek, onu uçurarak, kaçırarak, melekler üstü yaparak, haşa ilahlaştırarak övmek, ona iyilik etmek değildir. İslam'a da kötülüktür, ona da kötülüktür. Ona da iftira olur Allah korusun. Ve peygamber böyle şeylerden memnun olmaz. Öbür tarafa vardığımız zaman şikayetçi olur. Çünkü şirk ehli, işte birilerini müşrikler, birilerini ilahlaştırıp ona taptıkları zaman Cenab-ı Allah ayetlerinde diyor ki o taptıkları şeyin onlardan haberi olmaz diyor. Birileri gidiyor, Allah'tan istemesi gerekeni mezardakinden istiyor. Mezardakinin ne haberi olacak onun ne istediğinden? Ona diyor ki olur olur. Hatta sağkinden daha iyi duyar bizi. Hemen Allah'a müracaat eder, bizim işimiz olur. Allah olmaz diyor. Onlar boşu boşuna diyor giderler, oradan isterler mezardakinden. Ahirete varınca da diyor, o diyor istedikleri kişi onlardan kaçar diyor. Der ki, ya Rabbi ben bunlara böyle bir şey söylemedim. Benden bir şey isteyin, ben sizin yerinize getirdim demedim. Ama bunları yaptılar böyle, yapmışlar. Ben bunlardan uzağımdır diyor. Şirk budur işte. Onun için bugün işte adam tutuyor, mesela Peygamber Efendimiz'den bir şeyler istiyor. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali diyerek de imdat çığlıkları atıyor. Olmaz. Peygamberden istenmez. Hazreti Ali'den hiç istenmez. Cenab-ı Allah onlardan isteyin, onlar size yardımcı olur dememiş. Böyle bir şey vermemiş. Böyle bir güç kimseye vermemiş Cenab-ı Allah. Evet, Peygamber Efendimiz nasıl yaşarmış? Nasıl davranırmış? Nasıl hareket edermiş? Şimdi onlardan size sayacağım. Ki bu birkaç hafta sürecek. Yani öyle az değil. Hemen her konuda Peygamber Efendimiz'den ulaşan bir rivayet var. Doğru veya yanlış. Ama bunların olmasında, yani peygamberde bulunmasında bunların bir mahsuru yok. O da bir insan, biz de bir insanız. Öyle diyor Cenab-ı Allah. De ki ya Muhammed, ben de sizin gibi bir beşerim de. Yuhâ ileyye. Bana sadece vahiy olunuyor. Vahyi olması, vahyin gelmesi, Allah'ın kitabının ayetlerinin gelmesi sizden farklı. Onun haricindeki konularda sizin gibiyim de. Allah emrediyor hem de böyle demesin. Evet. Resulullah insanların en iyi rahat davrananıydı. Rahat hareket ederdi. En kahramanıydı, en yiğidiydi. Öne koşulacaksa evvela koşardı. En adaletlisi idi. En adil davrananıydı. Tabii bunların çok örnekleri var da hemen şimdi onunla anlatırsak zaten mevzuyu bitirmemiz mümkün olmaz. Örnek olarak mesela söyleyeyim bir tanesini
en adaletlisi konusunda bir yerden savaş neticesinde şey alacaklar, ganimet aldılar, dağıtacaklar. Oradaki ganimet, oradaki savaşanların hakkı. Savaşmayıp kenarda duran, onları gözetleyen iki kişi geliyor Peygamber Efendimiz'e. Diyorlar ki ya Resulullah, bize de ver buradaki ganimetlerden biraz falan. Diyor ki durun. Buradaki ganimetin sahipleri burada savaşanlardır. Onlara soralım. Onlar razı olurlarsa verelim diyor. Onlar da reddetmiyor. Ama diyor ki asıl sahipleri kim? Buradaki savaşanlar. Savaşanlar razı olursa veririm diyor. Ve öyle yapıyor. Yani örnek. En çok affedeniydi. Peygamber'e yapmadık zulüm bırakmamışlar. O zulüm yapanların birçoğu da sonradan Müslüman olmuş, gelmiş karşısına durmuş. Ne yapacak Peygamber Efendimiz? Birisi amcasını öldürmüş. Öbürü bilmem üstlerine pislik atmış. Öbürleri taşlamışlar. Ama zaman gelmiş, bunların hepsi hemen hemen Müslüman olmuş. Müslüman olmayan var işlerinde ama çoğu Müslüman olmuş. Adam gelmiş mesela şair peygambere yazdığı şiirlerle olmadık hakaretler yapıyor. Peygamber gelmiş demiş ki değiştirmiş şeyini falan başlangıçını. Gelmiş bir şiir yazdım sana okumak istiyorum demiş peygambere. Okumuş, peygamber çok beğenmiş. Efendim, çıkartmış sırtından işte cübbesini veya hırkasını altına sermiş o kişinin. Oturtturmuş. O kişi demiş ki ben işte kötü kötü şeyler sana şiirler yazanım. Hakaret edenim. Affetmiş onu. Sen niye bana onları söylediydin? Ben şimdi senin cezanı vereyim de gör dememiş. En çok affedeni diyor. Evet, öyleymiş ki hakikaten Peygamber Efendimiz. Kendisine karşı yapılan suçları affediyormuş. Ama Allah'a karşı olanları değil. Allah'a karşı olanları Allah affeder. Ve bulunan şeyinde en cömertmiş. En cömert. Derler ki evinde bir kuruş, bir altın varken yatıp uyumamış. Muhakkak onu dağıtır, ondan sonra rahat edermiş. Hatta işte ölümünden bir iki gün evvel bir 7 veya 8 dirhem bir para var evde. Peygamber Efendimiz varlığını biliyor. Ama çok hasta. Dışarı çıkacak durumda değil. Hazreti Ayşe'yi çağırıyor. Diyor ki ya Ayşe, bizim evde şu kadar bir para vardı. Bunu muhakkak birisine ver, götürsün bir fakire versinler. Üzerimde parayla gitmeyin ben diyor. Ve o parayı verdikten sonra yine soruyor Hazreti Ayşe, verdin mi? Verdim ya Resulullah diyor. Tamam. Ondan sonra vefat ediyor. İşte özelliği Peygamber Efendimiz. İşte sünneti. İşte cömertliği. İşte adaleti. Bunlar Peygamber Efendimiz'e ait hususiyetler, yapılar, ahlaklar. Evet. Kendisinden bir şey istendiği zaman yok dediği görülmemişti. Böyle bir güzelliğe sahip. Ne yapar yapar, onu bulur, o kişinin ihtiyacını
gidermeye çalışırdı. Hani bizim yaptığımız şeyler var işte. Cebimizde var. Birisi bir şey istiyor. Geldi. Yardım istiyor. Bir akrabamız, yakınımız. Düşünüyor şimdi, lan buna versem veremez herhalde bu bana, bu parayı geriye falan. Ve yok diyoruz. Yalan söylüyoruz. Yardımcı olmayı bırak, bir de yalan şeyine giriyoruz. Günahına alıyoruz. Yani meğer eğer derdimiz Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmaksa bunları anlayacağız. Bunlara göre hareket edeceğiz ki Peygamber ne yaptıysa biz de onu yapalım. Eğer bunları yapabiliyorsak o zaman Peygamber'in sünnetine gerçekten ona tabi olduk, onun peşinden gidiyoruz demektir. Hemen birileri bunlar çok şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar, onun için söylüyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'in manasını, mealini açıklamaya çalışıyorum. Öbürü bana şeye soruyor bu sefer. Sen peygamberi inkar mı ediyorsun? Allah haşa haşa. Niye canım? Niye peygamberin sünnetinden bahsetmiyorsun? Yahu kardeşim peygamberin sünneti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in tümü peygamberin sünnetidir. Onun ağzından bize ulaşmadı mı? Onun yaşantısıyla bize ulaşmadı mı Kur'an-ı Kerim? Ondan büyük sünnet mi olur? Bunu anlayamıyorlar, anlamak istemiyorlar. İlla Kur'an'a rağmen bir şeyler icat etmek istiyorlar. Din Kur'an-ı Kerim'dir. Ha bunlar da onun işte şeyleridir. Kazanımlarıdır. Eğer dini gerçekten özümser, Kur'an-ı Kerim'den kendini alırsan, işte o peygamberin bize miras bıraktığı cömertliği de alırsın. Adaletli olmayı da alırsın. Din için yiğitlik de, şecaat sahibi olmayı da alırsın. Böyle kazanılır bunlar. Demek ki dediğim gibi bir muhtaca bir şey istedi diye yalan söylemek durumunda kalmazsın. Madem ki bende var, vereyim, yardımcı olayım. Veya yoksa bile, şunun işine bir yardımcı olayım, bir şeyler yapayım, bir çaresine bakayım. Madem perişan olmuş adam, diyebilmeliyiz. Evet. İnsanların en doğru konuşanı idi. O kadar. Basit. Yani yalan söylemiyordu. Peygamber Efendimiz'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Kesinlikle yalan söylemiyordu. Evet. Tevazu kurallarına son derece uyardı. Ondan daha yumuşak tabiatlısı yoktu. İnsanlar arasında en güzel geçimliydi. Kimseye kibirlilik, kimseye yukarıdan bakma, öyle bir adeti yoktu. Mütevaziydi. Alçak gönüllüydü. Kimseye büyüklük taslamazdı. Ben sizin peygamberinizim. Ben sizin büyüğünüzüm. Bana üstünlük vereceksiniz. Ben şöyle yukarılarda oturacağım. Benim giyimim, kuşamım sizden değişik olacak. Bana hemen gördüğünüzde de saygı duyacaksınız. Böyle bir şey istemiyordu peygamber. Kimse kalkıp peygambere yer vermezdi. Çünkü kimsenin yerini kabul etmezdi peygamber. Nereyi boş bulursa oraya otururdu. Evet. Ehl-i Beyt'ten bahseder misiniz diye soru geldi de şu anda Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatıyoruz. Ehl-i Beyt de Peygamber Efendimiz'in
ailesidir, yakınlarıdır, akrabalarıdır. Öyle birilerinin dediği gibi sadece 2-3 kişiden ibaret değildir. Ve Ehl-i Beyt de ahlakını Peygamber Efendimiz'in örnek alarak sahip olmuştur varsa ahlakları. Ki onlar da en güzel tarafları yine Peygamber Efendimiz'den kazandıklarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'den aldıklarıdır. Bizim için Kur'an-ı Kerim'de örnek olan şahsiyet Peygamber Efendimiz'dir. Resulullah'tır. Dolayısıyla Resulullah'ı anlatalım. Ondan aldıklarımızı alalım ki Hazreti Fatıma da onun kızıdır. Hazreti Ali de onun damadıdır. Amcasının oğludur. En yakın inananıdır. Sahabesidir. Efendim, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de onun torunlarıdır, yakınlarıdır. Fakat hiç kimse, ama hiç kimse peygamberin yakınlığından dolayı Allah indinde makbul değildir. Onun makbulluğu kendi yaptığı, kendi kazandığı iman ve kendi yaptığı amel sayesindedir. Allah hiçbir kimseyi peygamberin akrabasıydı, peygamberin yakınıydı, peygamberin sülalesindendi diye cennete göndermez. Hatta mesela herkes zanneder ki işte Ebu Talip Hazreti Ali'nin babasıdır. Ebu Talip'in imana gelmeyen oğulları vardır. Yani Hazreti Ali'nin kardeşleri vardır. Onlar da peygamberin amcasıydı. Amcasının oğullarıydı. İmana gelmeyenler vardır. Müşrik olarak ölenler vardır. Müşrik olarak başka böyle yakınlardan ölenler vardır. Diğer peygamberlere baktığımız zaman daha birçok şeyler çıkıyor. Hazreti Nuh'un hanımı iman etmiyor. Hazreti Lut'un hanımı iman etmiyor. Hazreti İbrahim'in babası iman etmiyor. Hazreti Nuh'un oğlu iman etmiyor. Yani peygambere evlat olmak da kurtarmıyor. Çünkü Cenab-ı Allah hidayet denilen şeyi, kurtuluş reçetesini peygamberlere vermemiş. Peygamberlere demiş ki, siz benim emirlerimi tebliğ edin. Duyurun. Eğer onlar o reçeteyi, o kurtuluş reçetesini almak isterlerse, kabul ederler o reçeteyi, alırlar, kurtulurlar. Almazlarsa kurtulamazlar. Siz tebliğ etmekle görevlisiniz. Peygamberimize birçok ayette öyle diyor. Ya Muhammed, senin görevin tebliğ etmek. Sen onların başına bekçi değilsin, muhafız değilsin. Sen onlara vekil değilsin. Sen onları mecbur tutamazsın. Sen onlardan bu iş için bir ücret almıyorsun. Dolayısıyla sen ayetleri onlara duyuracaksın. Onlar kendileri isterlerse iman edecekler. Kendileri isterlerse cennete gidecekler. İstemezlerse sen onları zorla bir yere götüremezsin diyor. Hep böyle. Sonraki gelenler de Kur'an-ı Kerim'i kabul eden Müslüman olmuş. Kabul etmeyen olmamış. Devam edelim Peygamber Efendimiz'in adetlerini aklımızda tutacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Halk arasında ondan daha utangacı yoktu. Peygamber Efendimiz gerçekten de birilerinin böyle
gözünün içine bakarak konuşmazmış. Utanır, sıkılır, böyle başını yere eğerek anlatırmış. Kimseye diklenip bakmazmış böyle. Evet. İnsanların en suskunuydu. Yani icap etmediği zaman ben konuşayım millet dinlesin gibi bir adeti yoktu. Ama bu suskunluğu da kibirinden, kendini büyük gördüğünden falan değil. Bilakis suskunluğu kibirden ileri gelmiyordu. Lüzumsuz konuşmazdı. Saatlerce herkes beni dinlesin diye bir şey yoktu. Sorularsa cevap verirdi. Konuşmaları çok açık, manası belli idi. Sözü uzatmadan anlatacağını anlatırdı. Yani bazı bizde şeyler vardır böyle, ne güzel konuşuyor canım desinler diye edebiyat yapanlar vardır. Her sözünün arasına anlaşılmayacak birkaç tane kelime kur, efendim bir şeyler söylemeye çalışır ama söylediğinin çoğu anlaşılmaz. Öyle değildi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz halk dili derler ya, halk diliyle konuşurdu. Oradaki yaşayanlar neyi nasıl anlıyorlarsa öyle anlatırdı. Öyle konuşurdu ki anlasınlar diye. Peygamberimizin adeti böyleydi. Manası belliydi. Sözü uzatmadan anlatacağını kısa yoldan özetler ortaya koydu. Öyle fazladan laflar sokuşturarak mevzuyu uzatmazdı. Hediyeyi kabul ederdi. Birisi bir hediye verse hediyeyi almamazlık etmezdi. Kabul ederdi. İsterse verilen hediye bir tas süt olsun. Adam getirmiş, ya Resulallah sana bir kase süt hediye ediyorum demiş, ikram etmiş. Bunu reddetmezdi. Bu da ne canım, bunun hediyeliği ne demezdi. Efendim, kabul ederdi. Aldığı hediyenin karşılığını da fazlasıyla verirdi. Hiç kimseden de karşılıksız bir şey almazdı. Yani muhakkak o aldığı hediyeye karşılık o da ona bir şey ikram ederdi. Hediyeleşmek budur. Yani adam sana geldi bir hediye verdi. Canım bu herhalde benden bir şey başka bir yerden bir şey bekliyor da bunun için verdiği gibi rüşvete çevirmeyeceksin. Ama onu daha fazla bir şeyle hediyeleşmek işte neymiş? Peygamberin sünnetiymiş. Peygamberin sünneti böyledir. En güzelini, en alasını yapabilmek. Adam sana ufak bir hediye verdi, sen onun kıymetlisini ona verin. Hani selamda da öyle oluyor ya, birisi geliyor, selamün aleyküm. Aleyküm selam diyorsun. Sadece aleyküm selam dediğin zaman ne oluyor? Verdiğin senin olsun gibi bir mana çıkıyor. Sen bana selam verdin, ben de sana iade ettim diyorsun. Geri verdim diyorsun. Halbuki ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğin zaman diyorsun ki ve ilavesi bile çok mana ifade ediyor da. Diyorsun ki ben selamını aldım, kabul ettim. O kabulle beraber aynısını da sana ben de veriyorum. Ve Allah'ın rahmeti ve bereketi de senin olsun diyerek daha fazlasıyla ona ikramda bulunuyorsun. Bu da bir hediyedir aslında. Duadır. Selam vermek karşıdaki insana duadır. Onun yaptığı da sana duadır. Evet. Rabbi için öfkelenirdi ama kendi nefsi için öfkelenmezdi.
Mesela bir kişi gördü ki Allah'a isyan mahiyetinde bir şey yapıyor. Günah işliyor. Veyahut Allah'a karşı gelecek bir şeyler söylüyor. Ona kızardı, ona öfkelenirdi. Ama kendisine böyle bir şey dense onun için o kadar kızmazdı. Bugün işte dinsiz tayfa çıkıyor, Allah'a, peygambere küfrediyor. Kötü şeyler yapıyor. Kendi nefsimize bize yapmıyor ama onlara yapıyor. Onun için biz de Allah'a yapılan, peygambere yapılan şeylere en azından elimizden hiçbir şey gelmiyorsa bile onlara dostluk göstermemeliyiz. Elimizden geldiği kadar da onlara zarar verecek şeyler yapabiliyorsak yapmalıyız. Madem Allah'ı, peygamberi reddedip onlara kötülük yapılacak veya hakaret olacak şeyler yapıyorlar, biz de onlara elimizden geldiği kadar öyle cevap vermeliyiz. Soluncu aleyhine dahi olsa hakkı yerine getirirdi. Yani iki kişi veya başka biriyle bir konuda aray bulmaya çalışıyor. Biri hakkı kaybolmuş birinin, onu yerine koyacak. Neticede kendi zararına bile olsa o kişinin hakkını verirdi. Ahlak budur. Adalet de budur. Neticede ben zarar edeceğim, ya ben şimdi ona hak tanırsam ben kaybedeceğim veya benim sevdiğim birisi kaybedecek. Ben nasıl bunu haklı bulurum demeyeceksin. Bu saydıklarımız hem Allah'ın emri hem de peygamberin bize adeti işte. Peygamber tatbik etmiş nefsinde bunları. O günkü insanlar da onun o meziyetlerini yazmışlar. Demişler ki peygamber böyle yapardı. Bize duyurmuşlar. İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil gurba ve enhanil fahşai ve münker diye bir ayet var. Nerede okunuyor? Hutbede. Hocalarımız güzel sesleriyle okuyorlar, iniyorlar. Yahu bir günde Allah için şu ayetlerin manasını söyleyin kardeşim. Ne olur ya? Bir ara söyleniyordu, geri vazgeçtiler şimdi. Allah orada adaleti emrediyor. Haklıya hakkını vermemizi söylüyor. Peygamber de onu yapıyormuş demek. Evet. Bazen böyle insanlar vardır. Kendisini toplumdan büyük gören, havalıdırlar. Kafası böyle yukarıda gezer. Hiç aşağılara bakmaz. Peygamber Efendimiz de aksine yukarıya doğru, göğe doğru bakmazdı. Daha çok yere bakarak yürürdü. Yani gören böyle bu ne büyük adam desinler diye değil. Yani haza ben de sizden birisiyim diyerek yürürdü. Öyle bir hali vardı. Evet, aslında anlatacağımın daha yarısına bile gelmedim. Ama bana verilen zaman doldu. Nasip olursa bu 4-5 sayfadan oluşan bir Peygamber Efendimiz'in işte adetleri, hareketleri, sünnetleri diye adlandırıyorum ben bunları. İnşallah önümüzdeki derslerde her hafta ne kadar anlatabilirsem anlatmaya devam edeceğim. Ben de peygamberin
doğum haftasını böyle kutlayacağım. Peygamber Efendimizin gerçek ahlakını, gerçek gidişatını, yürüyüşünü, konuşmasını, edebini, terbiyesini, ahlakını sizlere duyurmaya çalışacağım inşallah. Belki biz de ondan bir şeyler alarak davranışlarımızı ona göre hareket ettiririz diye düşünüyorum. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum aziz izleyiciler. Hoşça kalın.